Öncelikle Dreamweaver'da bir foto galeri yapacağız. Bunun için elimizde bazı malzemeler var. İmaj klasöründe Pablo Picasso ile ilgili çalışmalar var. Resim 1, resim büyük hali, resim 1 thumbs, resmin küçük hali. Bu şekilde 10 tane resim var. Ben şimdi bu resimleri kullanarak bir fotoğraf galerisi yapacağım. Fotoğraf galerisi ile ilgili eskizi çizdim. Yani galerinin kapsayıcısı, büyük resmin görüntüleneceği bölüm, küçük resimlerin bulunacağı bölümler. Şimdi önce bunları CSS'ini tasarlıyorum. Bunun için Dreamweaver'a geldim. Son yaptığım işlemi bir daha yapıyorum. Örnek galeri diye bir başlık attım. Bunu bir de text bölümünden H1 yani başlık formasında yaptım. Şimdi layout'tan insert div tag deyip önce galeri kapsayıcısını tekrar ekrana ekliyorum. Ekledikten sonra içine girip ya da içine hiç tıklamadan da yapabiliriz. Tekrar insert div tag deyip içine şimdi resimde görüldüğü gibi üstteki büyük resim kapsayıcısını yapacağım. Da bunu Türkçe yazmayacağım. Büyük resim tire kapsayıcı diyorum. Nereye ekleyeceğim? Etiketin sonundan önce yani before end of tag div id galeri kapsayıcı. Zaten bir tane kapsayıcı olduğu için şu an onun içerisine ekliyor. Büyük resim kapsayıcısı galerinin içine geldi. Devam ediyorum. Tekrar insert div tag deyip sırada küçük resimleri koyacağım. Küçük resim kapsayıcı. Nereye? Before end of tag. Yine galeri kapsayıcının içine ama o tag kapanmadan önce bunu da ekle diyorum. Okey diyorum. Küçük resim kapsayıcısını da ekliyorum. Küçük resim kapsayıcısını ekledikten sonra içine küçük resimleri görüntüleyeceğim 4-5 tane kutucuk ekleyeceğim ya da kaç tane eklemek istiyorsam. Bunun için geliyorum. Dreamweaver'da küçük resim kapsayıcısının içine insert div tag diyerek bu sefer id değil class'la küçük resimleri koyacağım. Küçük resim kutuları oluşturacağım. Nereye koysun bunu? Etiketin sonundan önce bu sefer artık küçük resim kapsayısını sonundan önce diyorum. Çünkü bu defa yaptığım şey küçük resim kutucukları. Bir tane yaptım şu anda. Okey diyerek şu anda küçük resim kapsayısının içine yani şu kutunun içine küçük resimlerden birini koydum. Şimdi bu haliyle dosyadan tümünü kaydediyorum. Şimdi işimi yaparken tabii bir reset CSS falan da koymak gerekiyor da şimdi hiç o işe girmiyorum. Direkt olarak CSS panelimi açıp bu işleri CSS kısmına geçeceğim. Buraya dikkat edelim. Şimdi bazı panelleri kapatıyorum. CSS panelimde önce galeri kapsayıcısından başlıyorum işe. Galeri kapsayıcısına gelip tıklıyorum. Ardından CSS panelimde yeni CSS kuralına tıklıyorum. Direkt bir dokümanın içine de yapabilirim. Şu P'yi silelim. Ben yeni stil sayfası dosyasına deyip OK diyorum. Galeri kapsayıcımı kaydedeceğim dosyanın adı Style. Yani stil dosyamı kaydederek işe başlıyorum. Soruyor galeri kapsayıcının boyutu ne? Yani şu en dıştaki kırmızı kutunun boyutu ne olsun? Diyelim ki biz 980 pikselde çalışıyoruz. O büyüklükte bir web sitesi var. Bunun için ortada 700 piksellik bir galeri lazım. Şimdi tabi resimlerinize de baktığımızda resim boyutları nasıl sığacak mı sığmayacak mı? 109'a 140 diyor. 5 tane resim yan yana koysam zaten 550 piksel falan yapıyor. Yani bahsettiğim şey şu. Şöyle 5 tane resmi yan yana koysam 550 piksel yapıyor.
Aralarda da 5'er piksel, 10'ar piksel boşluk bıraksam ya 5 buradan 15, 25, 35, 45, 5 de burada 50. Yani en az 550, daha 600 piksel olmalı burası. Geliyorum, o zaman diyorum ki genel kapsayıcım 600. Yüksekliği şu an bilmiyorum. Otomatik artabilir resim sayısı. Şimdi galeri kapsayıcımı 600'e auto margin padding'i sıfırlayarak oluşturuyorum. Arka plan rengi vereyim, görülsün hangisine. Buna hafif sarımsı bir renk vereyim. Galeri kapsayıcım hazır. Boyutları ne? 600'e auto. Bunu yarattıktan sonra sırada büyük resimlerin görüntüleneceği hemen galerinin bir altındaki büyük resim kapsayıcısı, yani pembe kutumuz. Şimdi geliyorum imajlarıma, tekrar bakıyorum proje resimlerime. Proje resimlerimde büyük resimlerin boyutuna kadar. Ayrıntılardan bakarsam 232'ye 300, 252'ye 300. Genelde 300 nedir? 300 yükseklik. Ha, o zaman genişlik zaten yeterince geniş. 600 piksel gibi bir şey var. Büyük resim kapsayıcıya tıkladım. Büyük resmi tanımlıyorum şimdi. Büyük resim kapsayıcısını yeni CSS kuralına tıklayarak tanımlamaya başlıyorum. Bu kutunun boyutu diyorum 600'e 300 olacak. 300 piksellik resim gelecek ya içine. Margini padding'i 0. Yalnız bu kutunun içinde resimler ortada görülsün istiyorum. Yani divin ortasında. Bloktan text align center dediğimizde bu nesnenin içine yazılan yazılar, koyulan resimler ortalanır. Şu anda olduğu gibi. Tabii buna bir de arka plan rengi verirsem değişik bir renk vereyim görülsün. Büyük resimlerin görüntüleneceği alan burası. Geldim küçük resimlere. Şimdi büyük resimlere daha sonra bir resim falan ekleyeceğim. Küçük resme gelip küçük resim kapsayıcısını tanımlıyorum. Aynı şeyler bunun için de geçerli aslında. Yine küçük resim kapsayıcısı da 600 piksel boyutunda ama yüksekliği otomatik değişebilir. Burada margin padding'i sıfırlıyorum. Buna da bir background, yani arka plan tanımlıyorum. Burada şimdi tanımlayacağım küçük resimlere göre kaç tane küçük resim ekleyeceksem ona göre burası değişecek. Şimdi ben bir tane ekledim. Önce onu tanımlıyorum. İçine tıklayıp yeni CSS kuralı dedim. Küçük resim klasını tanımlıyorum. Bakın bu bir klas. Bu önemli. Küçük resmin boyutu ne olsun? Hemen gelip çalışmaların boyutlarına bakıyorum. Şimdi küçük resimlerin boyutu 109'a 140, 118'e 140, 229'a şey pardon, 107'ye 140, 115'e 140. Ben ortalama 100 ana 140'lık bir şey açıyorum o zaman. 100 ona 140'lık bir şey açıyorum. Niye bunu açıyorum? Çünkü ben biraz önce bir 600'lük bir hesap yaptım. Onu yaparken de buradan yola çıkarak yapmıştım. Padding'i 0, margin'i 5 veriyorum. Float'ı left demek zorundayım ki bu kutular yan yana dizilsin. Background'una da yine biraz görülmesi için farklı bir renk veriyorum. Kutucuk ortaya çıktı. Yalnız bu kutudan 2-3 tane daha yanına koymam lazım. Bunun için Insert div tag class tanımlı olduğu için artık seçmem yeterli. Şu tıkladığım yere bir tane daha şuraya ekleyeceğim. Hemen dibine Insert div tag class küçük resimi. Şunu da diyebilirim. Before end of tag küçük resim kapsayıcı. Küçük resim kapsayıcının içine ekle. Yine ekliyorum. Before end of tag küçük resim kapsayıcı. Bir tane daha ekliyorum. Before end of tag. Tanımladığımız şeyler şu listelerde görüntülenir. Ben tanımladığım için burada artık görüntüleniyor. İstediğim yere istediğim kadar ekleyebilirim.
Yalnız küçük resim kapsayıcısı çok dar kaldı. Bunu hemen düzeltiyorum. Bunun için Insert Div Tag'dan temizle atmam gerekiyor bir tane. Temizle de daha önce yaptığımız gibi yeni CSS kuralında hemen belirtiyorum. Temizle kaydırmaları temizleme anlamında kullanılan iki tarafa doğru olan kaydırmaları temizle dediğim bir özelliğe sahip. Şimdi içindeki yazıları silebilirim. Bunları şöyle de yapabiliriz. Kod bölümüne gelip içindeki siyah yazıları siliyorum. Teker teker her bölgedeki yazıyı seçip siliyorum. Birazdan buraların içine resimleri yerleştireceğim. Başka da bir şey kalmadı zaten. Bir şu galeri kapsayısının başlığı kaldı. Bir de şu büyük resimlerin koyulduğu bölge. Şimdi burada hiçbir kutunun içinde hiçbir şey yok, değil mi? Şimdi ben büyük resmin içine bir şey koymak için en dibine gelip tıklamam gerekiyor. Burada küçücük bir noktaya tıklıyorum aslında. Büyük resmin içine bir şey koymak için. Şimdi gelip önce normal resimlerden bir tanesini ekliyorum. Büyük resimlerden ilkini. Resim 1'e ekliyorum. Resim 1 eklendi. Bu resme bir ID veriyorum. Büyük. Alta geliyorum. Buraya dikkat. Küçük resme ekliyorum. Resim 1 thumbs'ı ekledim. Bunun ID'sine resim 1. Geliyorum ikinci resme. Resim 2 thumbs. Bunun ID'sine resim 2. Tabi bunların boyutlarını da değiştirebiliriz. Biz 110'luk bir kutu yapmıştık. Ona göre değiştirebiliriz biraz. Diğer resmi ekliyorum. Resim 3'ün küçük hali. Bu da resim 3 ID ile olacak. 4 ve 5. resimleri ekliyorum. 4'ün küçük hali. Adı da resim 4. Boyutunu da hemen 110'a düşürüyorum. Ortalama bir rakam belirleyeceğim. Ya da resimlerimi tabii böyle daha önce küçültmem lazım. Elimle Photoshop'ta ya da Firefox'ta. Küçülttükten sonra buraya koymalıyım. Son resimde resim 5. Şimdi büyük ve resim 1, resim 2, resim 3, resim 4, resim 5 isimlerinde 6 tane resim var. Şimdi dosyadan tümünü de kaydedeyim. İlk görüntü şu. Şu anda var olan durum şu. Ön izleme yapıyorum hemen. Ben öyle bir şey yapacağım ki bu resimlerin üzerine gelince yukarıdaki resim değişsin istiyorum. Bunun için birinci resme tıkladım. Bunun üzerine gelince ne olsun? Açtım behaviors'ı. Dedim ki burada şunu istiyorum. Buraya dikkat. Swap image. Swap image'de olay şu. Hangi resmin üzerine gelince ne olsun? Ben resmi seçtim zaten. Diyorum ki bu resmi seçtiğimde büyük resim resim 1 olsun. Büyük resmin içine resim 1 yüklensin. Okey. Devam ediyorum. İkinci resmi seçtiğimde davranış ekliyorum. Swap image. Büyük resim ID'li bölge resim 2 ile yüklensin. Üçüncüye geliyorum. Swap image. Büyük resim ne olsun? İmaj 3 olsun. Bu şekilde bütün ID'leri yaptıktan sonra çalışmamı yeniliyorum. Şimdi JavaScript'ler dahil oldu. Bakalım nasıl oldu? Birinci resim üzerine geldim. 2'ye geldim. 3'e geldim. Görülüyor mu? Büyük resim değişiyor. Nereye geldiğimde? Seçtiğim resmin üzerine geldiğimde. Bu şekilde 4 ve 5. resme de davranışlar ekleyerek galerimi bitiriyorum. Büyük resim 4 numaralı resim yüklensin. Bu şekilde.